Laf Dağı'ndan Masallar. Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini fıngır mıngır sallar iken. Zamanın birinde, kralın birinin gelinlik çağına gelmiş bir kızı varmış. Kral, Laf Dağı'nın ardındaki hazineyi kim getirirse, kızını ona vereceğini bütün ülkeye duyurmuş. Bir delikanlı prensesle evlenmeyi çok istiyormuş. Bunun için Laf Dağı'nın ardındaki hazineyi bulmaya karar vermiş. Düşüncesini ailesine anlatmış. Çok uzak bir ülke demiş annesi. Onu bulmak ne mümkün demiş babası. Yedi başlı bir ejderha o hazineyi korurmuş demiş teyzesi. Ne olursa olsun o hazineyi bulacağım demiş delikanlı. Annesiyle babasından izin almış düşmüş yollara. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Yolun üzerindeki ağaçların birinde bir yılan görmüş. Yılan bir kuş yuvasına doğru yaklaşıyormuş. Delikanlı yayını gerip bir ok fırlatmış ve yılanı öldürmüş. Böylece yavruları kurtulmuş. Tam bu sırada anne kuş da uçarak yavrularının yanına gelmiş. Delikanlı anne kuşu görünce çok şaşırmış. Çünkü bu kuş oldukça büyükmüş. Tüyleri altın ve gümüştenmiş. Kanatları zümrüt, elmas, yakut gibi mücevherlerle kaplıymış. Anne kuş delikanlıya, yavrularımı kurtardığın için sana teşekkür ederim. Benim adım Zümrüt-ü Anka demiş. Delikanlı kuşun konuştuğunu duyunca az daha dilini yutacakmış. Kuş konuşmaya devam etmiş. Neden yalnız başına buralardasın? Delikanlı, Laf Dağı'nın ardındaki hazineyi arıyorum. Bulursam prensesle evleneceğim demiş. Zümrüt-ü Anka, ben seni Laf Dağı'nın arkasına götürürüm diye gülümsemiş. Delikanlı sevinçle zıplamış. Gerçekten mi? Haydi götür öyleyse demiş. Zümrüt-ü Anka delikanlıyı sırtına almış ve Laf Dağı'na doğru uçmuş. 3 gün 3 gece yol gitmişler ve Laf Dağı'na varmışlar. Zümrüt-ü Anka delikanlıyı Laf Dağı'nın tepesine bırakarak yavrularının yanına geri dönmüş. Delikanlı da hazineyi kolayca bulmuş. Hazinedeki mücevherlere hayretle bakıyormuş ki birden karşısına 7 başlı ejderha çıkmaz mı? Delikanlı bir ejderhaya bakmış bir de kendine. Ben bu ejderha ile başa çıkamam diye düşünmüş. Bu sırada aklına parlak bir fikir gelmiş. Hey! Beni duyuyor musun? Diye ejderhaya seslenmiş. Duyuyorum! Demiş ejderha korkunç bir sesle. Sana bir masal anlatacağım demiş delikanlı. Ejderhanın buna kanacağını ümit ediyormuş. Ve gerçekten de düşündüğü gibi olmuş. Ejderha anlat bakalım demiş merakla. Delikanlı başlamış anlatmaya. Masalın birini bitirince diğerine başlamış. Masalları dinlerken ejderhanın gözleri yavaş yavaş kapanmış. En sonunda uyumuş kalmış. Delikanlı onun uyuduğunu görür görmez hazineyi almış ve kaçmış. Dağlar tepeler aşarak ülkesine geri dönmüş. Padişah hazineyi görünce şaşkınlıktan az daha dilini yutacakmış. Delikanlının cesaretine hayran kalmış. Kızını onunla evlendirmiş.